Evet, her şeyi takip edersiniz bu akşam. İyi akşamlar Poyraz Bey. Ben de albayıma gidiyordum. İsa da orada. Hadi buyurun. Oo, Poyraz Bey evladım. Gel. Buyur, buyur. Gel, gel. Albayım, ben bu akşamlık müsaadenizi istesem. Gel ya Poyraz abi. Oğlum, ödev mödev yok artık ya. Var ya, nasıl yok? Gel. Ya oğlum, gören de tıp okuyorsun sanır bu kadar. İyisin. Kaçtın mı yine? Şartlı tahliye. Bilmiyorlar bu durumda. Bilseler de bilmeseler de umurumda değil. Biz de ödevimizi içeride yapalım ha? Albayım siz rahatsız olmayın ya, biz çıkarız şimdi. Ay yok yok. Albayım, ben de bu dolmaları sizde ısıtabilirim değil mi? Tabii canım, niye olmasın tabii. Hadi. Kapıyı da kapat albayım. Ne yapacaksın şimdi? Duydun işte. Ne yapacağım? Ne saçmalıyorsun ya? Ne gitmesi, Sinan ne olacak? Onu da alacağım. Ha. Ya ben? Geldi sen. Gelemezsin ki. Kal desen. De kalmam zaten. Ya arkadaşım, ittirmeyin, duyamıyorum. Aa canım, kim ittiriyor Allah Allah. Ya bir sessiz olsanıza. Anlaşılmıyor ne dedikleri. Beraber mi gidiyorlar şimdi bunlar? Ya metrobüste bile ben bu kadar sıkışmıyorum. Ne o zaman, al şunu da bir bas o zaman, al. Misafirimiz var. Kimmiş? Sadrettin. Aa. Ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Viski? Lütfen. Bu ziyareti neye borçluyuz? Ben artık yokum. Babamın birlikte gittiğimizi bilmemesi lazım. Evet. Yarın Sinan'ı alırız okuldan. Ondan sonra da düşeriz yollara. Nereye gideceğiz? Nereye gittiğimizin bir önemi yok bence. Seninle gidiyorum ya. Önemli olan o. Baya baya bizi bırakıp birlikte kaçıyorlar ha. Bittim ben, kesin sınıfta kaldım.
Can biz neciyiz burada? Poyraz abi, bölüyorum ama coğrafya keşfen ne zaman başladı? Yarın başlıyor coğrafya keşifler. Seninle anlaştığımızı sanıyordum. Bizimlesin sanıyordum. Artık şartlar değişti. Babamla arayı düzelttim artık. Öyle mi? Nasıl oldu bu? Yani ne oldu da Bahri Umman'ın tekrar gözüne girmeyi başardın? Ona küçük bir hediye verdim. Onun da çok hoşuna gitti. Açıkçası üzüldüm. Seninle büyük işler yapacaktık. Ben siz de yaparsın. Orası muhakkak. Seninle ya da sensiz bu işi yapacağız. Yolunuz açık olsun. Bak, baban yolumuza taş koymaya niyetli. Ben de bu yolda yürümeye niyetliyim. Doğru tarafı seçtiğine emin misin? Uzatma Zafer. Buraya adam gibi geldim. Benden duy istedim. Pekala. Poyraz? Babam onun ipini çoktan çekti. Yarın şehri terk ediyor. Neden? Ne oldu? Yediği kaba pisledi. Şimdi anlaşıldı. Demek tekrar veliaht sensin. Şerefinize. Seninki de. Tamam canım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kiminle konuşuyordun? Bir arkadaşımla. Benim işim bitti. Bir isteğiniz yoksa çıkayım artık. Çık çık. İyi geceler. İyi geceler. Bana müsaade. Yalnız bu arada bir daha öyle CD'dir, şantajdır falan beni kendi tarafına çekmeye kalkmazsan çok sevinirim. Yok canım, o bir kere olur. Yine de seninle karşı karşıya gelmek istemem. Ama kapımız sana daima açık. İyi geceler. Agatam amca iyileşti dedim. Haloğlu kaza yaptı. Hop onu hastaneye kaldır bilmem ne. Tam döneceğim bileti aldım. Bu sefer dayıoğlunu vurdular. Hadi ya. Ya. Gittim onu vuran herifi vurdum. Neyse büyükler falan girdi de tatlıya bağlandı Allah'tan. Ne biçim memleket lan bura? Aga sen Teksaslı mıydın? Sayılır. Biliyorsunuz baba tarafı Trabzon. Şişt, ne diyeceğim? Ya hiç burada oturmayak o zaman. Hazır taş kafa da geldi. Ben arayayım Necip abi, bir yere erteyim. Ocak başına gidelim ha? Siz gidin, benim biraz işim var. Ama geleceksin değil mi sonra? Duruma göre bakarız. Oğlum var ya, bu sefer kesin konuşacak bu. Konuşsun be usta. Böyle hayat mı olur be? Geri tatlını bitir de gidelim hadi. Atla ben bırakayım. Yok canım, ne gerek var? Ben kendim giderim. Ya atla bırakayım işte. Peki. Aman evladım, gittin yerden bizi haberdar et. Yoksa merak edersin. Birbirinize de dikkat edin ha. Ha? Ederiz, merak etmeyin. Artık kalkalım mı? Biz böyle oturduk kaldık. Kalın ya. Poyraz abi, son bir ödev ne olur.
Oğlum var mı lan hakikaten ödev? Var, vallahi var.